dişlerin dibinde apse durumu ortaya çıktığı zaman özellikle ön taraftaki dişlerde bu durum çok daha sık gerçekleşebilir. Çünkü ön taraftaki dişlerin kök yapıları apseye çok daha müsait. Tek bir kök olduğu için apseye çok daha müsait. Diş diplerinde enfeksiyon gerçekleştiği zaman bu enfeksiyon alanını oradan uzaklaştırmak mümkün. Bu işlemin adına apikal rezeksiyon işlemi diyoruz. Apikal rezeksiyon işlemini özellikle ön taraftaki dişlerde üst çenede gerçekleşiyor. Yapmak için o dokunun açılıp yani diş eti dokusunun açılıp iltihaplı bölgeye ulaşmak gerekiyor. İltihaplı bölgeye ulaşıldığı zaman iltihap kolaylıkla oradan uzaklaştırılabiliyor. Dişin kökündeki enfeksiyonlu alanı da oradan uzaklaştırılıp ardından da kemik tozu, kemik membranı dediğimiz dokuyu yerleştirip yumuşak dokuda kapatıldıktan sonra burada bir süreliğine hiç ısırma ya da işte koparma işlemleri yapmadan dikkatli bir iyileşme süreci geçirdikten sonra diş kendi orijinal dişimiz gibi orada tutunabiliyor. Apikal rezeksiyon tedavileri ön taraftaki dişlerde travma sonucunda, herhangi bir düşme, yaralanma sonucunda ya da yapılan bir kanal tedavisinin başarılı olmadığı durumda yapılan tedavilerdir. Apikal rezeksiyon tedavilerinde dişin kök ucundaki enfekte alanın temizlenmesi, enfeksiyonlu alanın, enfeksiyona uğramış alanın direkt kendisine ulaşıp o alanın temizlenip kemik greftleri ve kemik membranı dediğimiz bakın enfeksiyonlu alan oradan uzaklaştırılıyor. Enfeksiyonlu kökün bir kısmı oradan alınarak uzaklaştırılıyor. Ve buraya kemik tozları ve kemik membranı dediğimiz dokunun yerleştirilip yumuşak dokunun kapatılıp bir süreliğine o bölgenin kullanılmayarak yara iyileşmesinin beklenildiği tedavilerdir. Apikal rezeksiyon tedavilerinin başarı oranı yüksektir. Ön taraftaki dişlerimizin travma ve başarılı olmayan kanal tedavilerinin tedavi çözümleridir. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa lütfen yorumlar kısımlarında sorun. Size seve seve cevap vereceğiz. Hayatı gülümseyin.